Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde simetri konusu kazanım değerlendirme çalışması yapacağız. Başlayabiliriz. Birinci soruyla başlıyoruz. Soruları çözerken sevgili öğrenciler, ben soruyu okuduktan sonra videoyu durdurup siz soruyu çözebilirsiniz. Daha sonra tekrar videoyu başlatıp benim çözümümle çözümünüzü karşılaştırırsanız daha sağlıklı ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi sorularımıza başlayabiliriz. Birinci soruyla başlayalım. Yandaki şekil iki eş parçaya ayrılırsa eş şekillerden biri aşağıdakilerden hangisi olur? Evet, burada bir altıgen var. Dikey bir tane ayırabiliriz. Bakın, ayırdığımızda A'daki şekil, B'deki şekil ve C'deki şekil hangisine benziyor? Parçalardan biri tabii ki A. Yanda iki eş parçadan biri verilen varlığın bütün hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada bir kelebeğin yarısı var. Diğer yarısını bu tarafa çizdiğimizde acaba hangisi ortaya çıkacaktır? O zaman görürsünüz sevgili öğrenciler. Zaten çıktı. A'daki kelebek mi? B'deki kelebek mi? C'deki kelebek mi? Rengine de baktığımızda B'deki kelebek olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Aşağıdaki şekillerden hangisi iki eş parça ayrılabiliyor? Simetri doğrularını çizelim. Bakın, bunu dikey çizsek ayrılmıyor. Yatay çizsek ayrılmıyor. Çapraz çizsek ayrılmıyor. Olmuyor. Evet. B'deki şekli dikey de çizsek, yatay da çizsek, çapraz da çizsek eş parçalar ayrılmıyor. Ama düğmeyi bakın şu ortadan ayırdığımda birinci parça, bir de dikey ayırdığımda ikinci parça olarak ayırabiliyoruz. Cevap A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki şekillerden hangisi iki eş parçaya ayrılamaz? Dikdörtgen bir yatay ayırabiliriz. Bir dikey ayırabiliriz. Kare yatay ayrılabilir. Dikey ayrılabilir. Çapraz ayrılabilir. Bir sürü eş parçaya ayrılabilir. Ama buradaki gördüğümüz buluta benzeyen şekli bütün köşeler birbirine benzemiyor. Eş parçaya ayırdığımızda alt ve üst parçalar birbirine benzemeyeceği için bulut eş parçalara ayrılamaz diyebiliriz. Beşinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi iki eş parçaya ayrılamaz? A'da ağaç var, B'de kalem var, C'de bir ayna var. Dikdörtgen şeklinde bir ayna var. C'den başlayalım. Bakın, bu şekilde yatay ayırdığımızda iki eş parçaya ayrılıyor. Dikey yaptığımızda iki eş parçaya ayrılabiliyor. Kalemi de dikey de ayırabiliriz. Şöyle yatay da ayırabiliriz eş parçalara, iki eş parçaya. Ama ağacı iki eş parçaya ayırdığımızda aşağıdaki parçayla yukarıdaki parça birbirine benzemiyor. Ya, dikey ayırdığımda sağdaki ve soldaki parçalar birbirine benzemiyor. O yüzden ağaç iki eş parçaya ayrılamaz. Yandaki düğme şekli kaç şekilde iki eş parçaya ayrılabilir? Ayıralım. A 1 demiş, B 2, C 4 tane eş parçaya ayrılabilir demiş. Şu ortada noktaların ortasından bir tane ayrılabiliyor. Başka ayrılabilir mi? Bakın tam üzerinden ayırabiliriz. Şu düğmenin deliklerinin üzerinden ayırabiliriz. Alt üst parça eşitleyerek bu şekilde ayırabiliriz. Çapraz ayrılmaz. Delikleri eşit olmaz çünkü. O yüzden sadece iki tane ayırabiliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 4 şekilde iki eş parçaya ayrılamaz? 4 şekilde. Bakın, buradaki kareyi bu şekilde ayırabiliriz, bu şekilde ayırabiliriz, bu şekilde ayırabiliriz, bu şekilde ayırabiliriz. Kaç oldu? 4. Buradaki noktalı kareyi de aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4 eş parçaya ayırabiliyoruz. Ama üçgeni en fazla 3 tane eş parçaya ayırabiliriz. O yüzden cevabımız A seçeneğidir.
Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi iki eş parçaya ayrılabiliyor? İki eş parçaya bakalım hangisi ayrılabilir? Sevgili öğrenciler, bunu yatay ayırdığımızda A seçeneğini yansıma birbirinin yansıması olmayacaktır. Fazlalıklar çıkacaktır. A seçeneği olamaz. C seçeneğini yatay ayırırsak parçalar birbirine benzemiyor. Dikey ayırırsak da benzemiyor. Ama bakın B seçeneğinde tam şöyle bir şu köşeden şu ortaladığımızda tam bir simetri doğrusu ortaya çıkıyor ve parçalar o zaman üst üste gelebilir. Doğru cevap B seçeneğidir. 9. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şeklin iki eş parçasından biri olamaz? Bakın şu altıgen. Böyle olabilir. Böyle olabilir. İki eş parçasından biri olamaz. Ne demiştik? Bu eş parçasından biri olabilir. Şu şekilde. Şöyle şu şekilde bakın. Gittiğinde iki eş parçasından biri olabilir. Ama bakın bu iki eş parçasından eş parçadan daha büyük. Bu eş parçası olamaz. Yandaki eş parçalardan biri verilen şeklin diğer eş parçası hangisidir? Bakın burada verilmiş. Buradaki noktaları sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 nokta ilerlemiş. Sağa doğru, alta doğru büyüklüğüne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilerlemiş. Zaten A seçeneği, B seçeneği ve C seçeneğine baktığınızda bunun bu taraftaki eş parçasının böyle bir tane olacağını, bu tarafa bakan bir şekil olacağını görebilirsiniz. B seçeneği ben buradayım diye bağırıyor sevgili öğrenciler. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen şeklin eş parçalarından biri olamaz? Bakın. A, B, C. A'daki şeklin eş parçaya ayrılmış hali şudur. Yani şu. B'deki bakın bu. Tam şuradan gidiyor. Bu da bir eş parçasıdır ama C eş parçaya ayrılmış bir hali değildir. Bu olamaz. Diğer bir soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde şeklin iki eş parçaya ayrılışı hatalıdır? Bakın A, B ve C. Kalpten dikey bir simetri doğrusu geçmiş ve iki eş parçaya ayrılmıştır. Bu doğrudur. Bakın ayın üzerinden bir simetri doğrusu geçmiş ama parçalar birbirine benzemiyor. Bu yanlış. Kelebekteki simetri doğrusu iki eş parçaya ayrılmış. Bu da doğru. Hatalı olan B seçeneğidir. Yandaki şekil kaç şekilde iki eş parçaya ayrılabilir denmiş. Buna renklere bakarak karar vereceğiz sevgili öğrenciler. Ayırdığımız iki tarafta da aynı renklerin gözükmesi lazım. Bu şekilde dikey ayırdığımızda bu taraflarda farklı renkler olacağı için dikey yok. Bu şekilde ayırdığımızda bu taraf iki taraftaki renkler birbirine benzemez. Ama bakın buradan ayırdığımızda iki taraftaki büyüklükler aynı ve renkler de aynı olduğu için sadece bir tane eş parçaya ayrılabilir. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şeklin yani şu şeklin iki eş parçasından biri olamaz? Bakalım bu şeklin A'daki şekil şuradan ayrılmış halidir. Bakın. B'deki şekil yatay ve ortadan ayrılmış halidir. Ama C'deki iki eş parçayı bu şeklin iki eş parçaya ayrılmış parçalarından biri değildir. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki resimlerden hangisi aynaya göre simetriktir? Aynaya göre simetriktir. Yani simetri doğrusu vardır demek istiyor sevgili öğrenciler. A'da anahtar var, B'de kelebek var, C'de ayakkabılar var. Çizelim. Hangisinde çıkıyor acaba? A'da yatay da çizsek, dikey de çizsek bir simetri doğrusu çizemiyoruz. İki eş parçayı ayıramıyoruz. Anahtar simetriktir diyemeyiz.
Ayakkabıya yatay çiziyoruz, simetri doğrusu. Hayır, olmadı. Dikey çiziyoruz, olmadı. Ayakkabı da bir simetriktir diyemeyiz. Ama kelebekte dikey bir tane simetri doğrusu çizdiğimizde, bakın, kelebek simetriktir diyebiliriz. Cevap B seçeneğidir. Hangi şekilde ayna simetrisini gösteren kesikli çizgi doğru verilmiştir? Bakın, A'da simetri doğrusu bu şekilde verilmiş, B'de bu şekilde verilmiş, C'de bu şekilde verilmiş. Hangisi doğru? Neydi? Simetri doğrusu iki eş parçaya ayırır demiştik. A'da ayırmamış, B'de ayırmamış ama C'de simetri doğrusu şekli iki eş parçaya ayırdığı için doğru seçenek C seçeneğidir. 17. sorumuza geçiyoruz. Ayna simetrisine göre yandaki şeklin iki eş parçalarından biri hangisidir? Bakın şu. Hangisi olabilir? Buradaki simetri doğrusunu çiziyorum. Bakın. Eş parçaları da 1, 2. Hangisi benziyor? A mı? B mi ve C mi? Hangisi benziyor? Tabii ki A seçeneği. Ben buradayım diye cevap bağırıyor. Yanda eş simetrik parçalarından biri verilen, bakın şu, şeklin bütün hangisidir? A'daki mi? B'deki mi? C'deki mi? Yani bunun devamını çiziyoruz sevgili öğrenciler. Yani bakın şöyle çizelim. Biraz hızlı bir şekilde çizeceğim ama bunu şöyle yapmış, uzatmış ve bu şekilde yapmış. Hangisi olabilir? Bunun tamamı, bakın, altı oval olacak. Şurası oval. Oval, üstü üçgen. Üstü üçgen, altı oval. Yani bakın C seçeneği ortaya çıkıyor. Simetrinin parçalarına ararken şekli çok iyi incelememiz lazım. Şeklin özelliklerine göre simetrinin parçalarını bulabiliriz. Bir bütünü iki eş parçaya ayıran çizgiye ne ad verilir? Yani iki derstir hep aynı şeyi söylüyoruz. İki eş parçaya ayıran çizgiye ne diyorduk? Simetri ekseni ya da simetri doğrusu. Simetri çubuğu da denir. Simetri ekseni de denir. Simetri doğrusu da denir buna. Simetri doğrusu. Simetrik parçalar denmez. Simetri denmez. Simetri ekseni ya da simetri doğrusu diyebiliriz. Yandaki ağaca bakıyoruz. Simetri ekseni hangi seçenekte doğru verilmiştir bu ağacın? İki eş parça ayırdığımız, A'da mı doğru ayrılmıştır? B'de mi doğru ayrılmıştır? C'de mi? Bakın, iki eş parçaya ayrılmış hali hangisi sevgili öğrenciler? Tabii ki bakın B'deki simetri ekseni ya da simetri doğrusu en doğru çizilmiştir. Parçalar birbirine benzer. Doğru cevap B seçeneğidir. 21. soruya geçiyoruz. Yandaki şeklin simetrik iki parçası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın bunun. Burada yatay bir simetri doğrusu yoktur. Dikey bir simetri ekseni var. Yani simetri doğrusu vardır. Bu parçalar birbirine benzer. Burada da A, B ve C seçenekleri incelediğimizde doğru cevabın C seçeneği olduğunu görürüz. Simetri konusuyla ilgili kazanım değerlendirme çalışmamız burada sona erdi sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanala abone olup bildirim zilini açarsınız. Açtığınız takdirde yüklediğim diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.